ilçe başkanı Yana Sayın Arkadaş Canımız Akçılar bir basın açıklaması yapacak. Ankara değerlendirmesi yapacak. Evet değerli basın mensubu arkadaşlarım, öncelikli olarak hoş geldiniz, nezaket gösterdiniz diyorum. Malumunuz pandemi süreci içerisindeyiz. Dünyayı etkisi altına alan pandemi bizim ülkemizi de ciddi anlamda etkiliyor. Bu manada tabii ki özellikle devletimizin almış olduğu tedbirleri bir vatandaş olarak da bizlerin yerine getirmesi gerekiyor. Bu manada özellikle Haziran ayında başlamış olan kontrollü sosyal mesafe ve kontrollü sosyal yaşam aynı şekilde devam ediyor. Esasında pandemi bitmedi. Pandemi ile ilgili alınan tedbirlerin her gün artarak devam ettiğini görüyoruz. O açıdan ben sözlerime başlamadan önce değerli basın mensubu arkadaşlarım, içinde bulunmuş olduğumuz bu şartlar dahilinde tüm hemşehrilerimizin, tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen konularına özellikle dikkat etmelerini arzu ediyorum. Bu hem kendi sağlığımız ve önemli olan yine toplum sağlığı açısından da hepimizin bilmesi gereken, hepimizin önem vermesi gereken bir konu diye bunu öncelikli olarak ifade etmek istiyorum. Ardından değerli arkadaşlarım, geçen hafta bir Ankara ziyaretimiz oldu. Tabii ki uzun zamandan beri Ankara ziyareti gerçekleştiremedik. Bu manada belki sorunlarımız, problemlerimiz çoğaldı. Ama şunu da unutmamak lazım. Pandemi gerçekten tüm dünyayı etkiledi. Bizlerin sağlığını etkilediği gibi yaşamını da çok etkiledi. Gerek ticari anlamda olsun, gerekse sosyal yaşam anlamında olsun, hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. %90-95 oranında baktığınızda ticaretinde arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun değişiklik olduğunu görüyoruz. Eskisi gibi işlerin iyi gitmediğini herkes söylüyor. O açıdan bunların ışığında hareket etmek kaydıyla değerli arkadaşlar, bizler de nihayetinde Ünye'de sorumluyuz. Arkadaşlarımızla beraber yürütmemiz gereken bir takım işler var. O açıdan geçen hafta Ünye'deki işlerin durumu nedir, ne değildir ve yapmamız gerekenlerle ilgili bir ziyaret gerçekleştirdik. İlk olarak Ünyeli hemşehrimiz Profesör Doktor Numan Kurtulmuş AK Parti Genel Başkan Vekilimizi ziyarette bulunduk. Tabi malum konu Ünye Kültür Merkezi. Yaklaşık bir saate yakın, hatta bir saate aşkın bir süre kendisiyle sohbet ettik. Birçok konuyu konuştuk. Burada kültür merkezi ile ilgili şunu söyleyeyim. Kültür merkezi arkadaşlar özellikle 2020 yılı yatırım programında iki tane olan kültür merkezinden bir tanesiydi. Bir tanesi de bizim Ünye'de. Yani hiçbir yerde devletin yatırım yapmadığı bir ortamda Ünye'de başlamış olması zaten çok ciddi bir kazanımdı. Bunu başlatmada temel esas alınan Ünye'nin gücü, Ünye'nin gücü idi. Yani pandeminin pik yapmış olduğu dönemde bunun başlaması gerçekten önemli. Çünkü bir yerde eğer devlet yatırımı yapılacaksa bunun yer seçimi önemli. Yer seçimini yaptıktan sonra bunun planı, programı, bunun ihale edilmesi, ardından ihalenin sonuçlanması, askıya çıkması en az bir buçuk yıllık bir süreçtir arkadaşlar. Bu süreçlerin hepsinin geride bırakıldığını biliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada da Genel Başkan Vekilimize konuyu anlattık. Genel Başkan Vekilimiz de Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersöz Beyefendi'yi bakanımızı aradılar. Ünye'deki durumun sefahati ile ilgili uzun uzun konuştu. Yanındayız. Orada Ünye Kültür Merkezi'nin başlanıldığını, 3,5 milyon lira paranın ödendiğini söyledi, dile getirdi. Sayın Bakanımızın da şöyle bir ifadesi olmuş. Sayın Genel Başkan Vekilim, 3,5 milyon lira parayı sizin adınızın gelmesiyle birlikte ben hemen çıkardım dediğini duyduk. Ve orada şu konuşma geçti değerli arkadaşlar. Pandemiden dedik ki hakikaten hayatımızın her aşamasını değiştirdi diye. Şöyle söyledi Sayın Bakanımız. Sayın Genel Başkan Vekilim, bizler Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak gelirlerimizin büyük bir kısmını kültür ve tabiat varlıklarından, yani saraylardan, müzelerden elde ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir ortamda, müzelerde ve saraylarda kontrollü sosyal mesafe, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınan tedbirlerden dolayı bir takım kısıtlamalar var. Bu açıdan buralarda ciddi gelir kaybımız var dedi. Bakanlık olarak bizim şu anda burada hali hazırda şu kadar paramız var, hemen bunu başlayalım biz de istiyoruz.
hakikaten Ünye bizim için önemli ama buralardan gelen gelirlerin ciddi anlamda bizim yapacağımız yatırımlara etki ettiğini bilmenizi istiyorum dedi. O açıdan nasıl peki yardımcı olunabilir dedi Sayın Bakanımızla, nasıl çözebiliriz bu sorunu? 2021 yılı bütçesinden belli bir miktarını strateji ve bütçe başkanımızla görüşerek buradan bir miktar para ayırabiliriz. Ardından da buranın tekrar başlaması söz konusu olur Sayın Bakanım dedi. Yani orada Genel Başkan Vekilimizle Kültür ve Turizm Bakanımızın uzun bir konuşması oldu. Ünye'deki kültür merkezinin başlaması ile ilgili bir formül üzerinde çalıştıklarını ve hızlıca yapımına başlanacağının mesajını bizlere net bir şekilde ifade ettiler. Bunu ben özellikle belirtmek istiyorum. Diğer taraftan Genel Başkan Vekilimizin Ünyelilere, hemşehrilerimize olan selamını da iletmek istiyorum. Önümüzdeki hafta malumunuz kongre sürecimiz başladı, devam ediyor ilçelerimizde. Ünye'de de bir tabii ki kongre süreci başlayacak. Bununla ilgili de 10 Ekim yani bir dahaki hafta Ünye'de inşallah kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle tekrar bir araya gelir miyiz bilemiyorum. Ünyeli hemşehrilerimizi, değerli basın mensubu arkadaşlarımızın vesilesiyle, vasıtasıyla ben davet ediyorum. Genel Başkan Vekilimizin de herhangi bir aksaklık ve eksiklik olmaz ise kongremize katılma isteğinin olduğunu ve geleceğini bizlere ifade ettiğini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ardından arkadaşlar organize sanayi bölgesiyle ilgili OSB Genel Müdürümüz Ramazan Bey ile görüştük. Biliyorsunuz en yakından takip etmiş olduğumuz konulardan bir tanesi. Bu hususta ilgili de daha önceden ifade ettik. Buranın çeşitli aşamaları, çeşitli merhaleleri var. Şu anda yapmış olduğumuz ihale ile ilgili, altyapı proje ihalesi ile ilgili süreç devam ediyor. Bakınız, tabii ki ufak tefek böyle bir zaman aralığında kaymalar oldu. Ama dedim ya biz kendi yaşamımızdan da bir örnek eğer verecek olursak bizim de hayatımız değişti. Dünyanın dengesi değişti. O açıdan bakanlıklardaki esnek çalışma yönteminden dolayı proje ihalemiz aslında bizim yani düşündüğümüzden, bizim beklediğimizden biraz daha ileri takvime doğru ilerledi. Tabii ki bunun bir noktada bitmesi gerekiyor. Bunları konuştuk. Orada Kasım ayının 15'ine kadar altyapı yapım ihalesinin çıkması ile ilgili süreci konuştuk. Tabii ki proje arkadaşlar böyle bir mimari proje, bir ev projesini iki tane mimarın, mühendisin incelemiş olduğu bir proje değil. Bakanlıkların incelediği, aynı şekilde bunu alan firmanın da defalarca buraya gelerek yerinde incele yapmış olduğu büyük bir proje bu. Yani öyle bir ayda, bir buçuk ayda bitecek olan bir proje değil. Dediğimiz gibi aşama aşama, merhale merhale bunların avam projelerinin hazırlanması, bakanlıklarda, komisyonlarda görüşülmesi ve onay görmesi gerekiyor. Allah'tan bir şey olmazsa muradımız Kasım'ın 15'ine kadar altyapı uygulama ihalesine başlamak. Altyapı uygulama ihalesi de zaten başlayınca artık fiili olarak Ünye'de 5000 civarında ilk etapta olmasa bile 5000 civarında bir işsizin ve 40 yıldır da hayal etmiş olduğumuz bir projenin inşallah hayata geçirilmesini sizlerin sayesinde gerçekleştirmiş olacağız. Bugün itibariyle oralarda arkadaşlar parselasyonların yapıldığını, tapuların da çıktığını söyleyebilirim. Artık OSB ile ilgili, organize sanayi bölgesi ile ilgili 500 dönümlük alanla ilgili tapuların çıktığını söyleyebiliriz. Artık burada orada iş yapmak isteyen, üretim yapmak isteyen müteşebbislerimizin sözleşme aşamasına geldik. Bu arkadaşlarımızla sözleşme yapmak suretiyle inşallah burası ile ilgili herhangi bir aksaklığın ve eksikliğin olmadığını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Diğer taraftan arkadaşlar üniversitemizi konuştuk. Üniversiteyle ilgili de daha önce ifade ettiğimiz üzere her şeyin güzel şekilde, istenildiği şekilde gittiğini söyleyebiliriz. Burada da bugün görüştük Sayın Rektörümüzle bu hafta bir görüşme yapmak istiyoruz. Sayın Rektörümüz bu hafta burada. Allah'tan bir şey olmazsa onunla da bir görüşme yapacağız. Mevcut havaalanı üzerinde üniversite kampüsünün kurulması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Burada bir protokol hazırlayacağız. Protokolümüz de son aşamaya geldi. Bundan sonraki safahatte
İnşallah önümüzde bir bürokratik engel yok. Sadece zamanlamayla ilgili bahsettiğim gibi, yani çok hızlı belki ilerleyemiyoruz içinde bulunmuş olduğumuz şartlardan dolayı, ama güzel gelişmelerin ve güzel sonuçların alınacağı bir ünye inşallah hep beraber önümüzde olacak. Öyle gözüküyor. Dünya Kuş Niksar Yolu ile ilgili arkadaşlar da şunu söyleyeyim. Daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu'nun Tokat'ta yapmış olduğu bir açıklama var. Bu açıklama tabii ki bizler açısından önemli, hakikaten kayda değer bir açıklama. Bu hususta da sadece Ünye-Akkuş-Niksar yolu ile ilgili mevcut 3 tane ilçe başkanımız ve belediye başkanımız ile beraber Numan Bey'den, genel başkan vekilimizden tekrar bir randevu talep ediyoruz. Ettik de burada bu yolun yapımı ile ilgili sadece hedefe odaklanmak kaydıyla, sadece bunu gündeme getirmek kaydıyla bir talebimiz var. Genel başkan vekilimiz de zaman nispetinde bir fırsat inşallah ayarlayacak. Onunla görüşerek bakanımızla bizzat bu konuyu birinci elden, aynen Kültür Bakanımızla konuştuğumuz gibi konuşma arzusundayız. Şunu söyleyeyim, gerçekten Ünye'de bu hizmetlerin yapılması için, ortaya konulması için Ünye'nin milletvekilleri, Ünye'nin evladı genel başkan vekilimiz de ciddi bir gayret içerisinde. Ben her kim eğer Ünye'de yapılacak olan hizmetlere ve yapılan hizmetlere destek olmuşsa, bir taş üstüne taş koymuşsa Allah razı olsun diyorum. Sonuçta bu makamlar, mevkiler gelip geçicidir. Bizim mesleğimiz değildir. Ama nihayetinde Ünye'ye ve Ünyeli'ye hizmet etmek çok önemlidir. Bu hususta da inşallah bizler elimizden gelen gayreti bir uyum süreciyle beraber sizlerle sağlamış olacağız. Diğer taraftan arkadaşlar, belediye başkanımız Hüseyin Tavlı Bey ile beraber yapmış olduğumuz diğer görüşmelerde Ünye Belediye'mizin de yine sorumluluğunda olmuş olduğu bir takım genel müdürlükleri ziyarette bulunduk. İl Bank Genel Müdürümüz başta olmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünde sıfır atıkla ilgili Ünye Belediye'mizin de bir proje ortağı olduğu çok güzel çalışmalar var. Bunlarla ilgili de bir takım görüşmeler yaptık. Ardından Orman Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz ziyaretle bu ziyaretimizi sonlandırmış olduk. Ben bu zamana kadar verilmiş olan destekler için, sizlerin de desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Konuşmamız sonuna yaklaşır iken özellikle yine başta ifade ettim. Yani bu pandemi sürecinde maske, mesafe ve aynı zamanda hijyen kurallarına vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin azami dikkat etmesini, bu hususta gerçekten titiz davranmalarını arzu ediyorum. Katılımınız için, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanım, Kırsal Çevre Yolu'yla alakalı zaman cevabı aldık. Zamana ihtiyaç olduğu cevabı yani, dediniz. Evet. Zamandan kastınız ekonomik anlamda bir zamana mı ihtiyaç var, yoksa projelere sıralanması anlamında mı? Şöyle söyleyeyim. Ünye Akkuş Niksar yolu ile ilgili zaten mevcutta projelerin onaylandığını daha önce de ifade etmiştik. Mevcut yolun karayolu standartlarına getirilebilmesi için yaklaşık 300-350 milyon lira bir paraya ihtiyaç var. Yani şu anda devlet içinde bulunmuş olduğumuz şartlardan dolayı, az önce de söylemiş oldum, biraz bunları belki hani ikinci plana bırakmak istiyor veya bırakmak istemiyor. Yani bir şey var. Yani bir o noktada bir çalışma aslında var ama istediğimiz hızda belki gitmiyor. O açıdan biz Ünye Akkuş Niksar yolunun önemini bildiğimiz için, yıllardan beri de konuştuğumuz için bu konuyu da mevcut belediye başkanlarımız ile ve ilçe başkanlarımızla, konunun muhatabı olanlarla ve Tokat'taki milletvekillerimizin, oradaki grup başkan vekilimizin de istediğini biliyoruz. Bununla ilgili bir lobi çalışması ve ardından da bir hakikaten ihtiyaç noktasındaki talebin dile getirilmesi adına tekrar bir görüşme yapacağız. Burada işte parayla ilgili de olabilir, sırayla ilgili de olabilir ama nihayetinde buranın çözülmesini hepimiz istiyoruz. Milletvekillerimiz de istiyor, genel başkanımız da istiyor, herkes istiyor. Sorunları da anlattık. İnşallah hepinizin desteğiyle
bir görüşme daha ve ardından da inşallah nihai sonuca ulaşırız diyorum. Sayın Başkan, sırf söyleyeyim. Evet. Beyaz haber bir bantosu. Kısa bir süre sonra ülke başkanlık seçimi evet. var. Sorum iki bölüm olacak. Aday mısınız? Başka adaylar var mı Sayın Başkan? Teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. Genel merkezimize şu anda ulaşmış olan bir adayın olmadığını biliyoruz. Bize ifade edildi. Adaylık noktasında da ben şunu söyledim. Biz hiçbir zaman bir makama, bir mevkiye talip olmadık. Buralar hep şunu söylemişizdir. Yani Allah bize bahşettiği için biz buralardayız. Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında görev yapan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım başta olmak üzere herkes bu onurlu görevi yapma yetkinliğine sahiptir. Ben bunu defaatle söyledim. Yani tüm arkadaşlarım bu görevi yapabilirler. O yetkinliktedir. O etkinliktedir. Bu açıdan da genelde değişimle ilgili genel merkezimiz tabii ki aylar öncesinden bir çalışma yapıyor. Böyle hemen oldu bittiye getirerek bu süreci nihayete erdirmek istemiyor. Daha önce de söyledim, eğer bize görev verilir ise biz devam ederiz. Verilmezse bir partili olarak duruşumuz neyse, nasıl sadakatle buraya bağlıysak bağlılığımız devam eder. Bu hususla ilgili de bunları söylemek isterim. Tekrar ayın 10'undaki kongremize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Teşekkürler. Sayın Başkanım, ben evet. sorunun devamını tamamlamak istiyorum da. Evet. Yine şeylere göre alakalı. Mevcut yorum, iyileştirmesiyle evet. alakalı. Yani ufukta dere içi yolu görünmüyor galiba. Dere içi yolu şöyle, ben işin doğrusu şunu söyleyeyim. İşin doğrusu, ben bu dönemde arkadaşlarımızla beraber özellikle mevcut yolun biz karayolu standartlarına alınması ile ilgili efor sarf edelim dedik. Mevcut yolla ilgili. Aşağıki yol yapılsın, yapılmasın demiyoruz. Ama aşağıki yolun maliyeti, tabii realite var. Haddi zatında biz de bunlarla ilgili gerçekten mücadele ediyoruz ama 25 tane arkadaşlar viyadüğün 8 tane köprünün olduğu yaklaşık 2019 rakamları ile 3 milyar maliyette yapılması gereken bir yol. Yani o yüzden siyasette insanları kandırmayacağız diyoruz. İnsanların duygularıyla asla oynamayacağız diyoruz. Sadece siyaset olsun diye de şirin gözükmeyeceğiz. Bu açıdan bizim enerjimiz mevcut yolun yapılması ile ilgili. Aşağıki yol da tabii ki inşallah yapılsın ama biz önce mevcut yolu bir rehabilite edelim. İnşallah diğeri de olur. Evet. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize katıldığınız için. Çok sağ olun.